Ne olur Hande'nin yanında böyle konuşma, olur mu? Yani bu devirde kız evlat yetiştirmek zaten zor. Bir de yüz bulsun istemiyorum. Yüz bulacağı son insan benim herhalde Serpil. Kim olursa olsun. Yani ben sadece eğitimine konsantre olsun istiyorum. Ah Serpil'im. Gençliğinden ders almış olman ne kadar güzel. Keşke sen de zamanında sadece eğitimine konsantre olsaydın da. Hayat işte. Nasıl geçti gününüz? Herkes neler yaptı? Anlatın bakalım. Serpil. Hiç baba. Aynı. Kursa gittim geldim işte. Aa, sen böyle bugün süslenip püslenip kursa gittin. Değil mi Serpil? Evet yenge. Yani herkes öyle. Kendimize dikkat ediyoruz. Hayatım. Senin süslenmene falan ihtiyaç yok ki. Sen zaten dünya güzelisin. Ekstra bir şey yapmana hiç gerek yok. Değil mi? Sadece sınavlarına konsantre ol. Yeter. Ay olur mu Hulusi? Gençliğini mi bıraksın çocuk? Hem bu nesil öyle bir nesil. Ya. Ama böyle okulu kursu alsan çok insan duyuyoruz. Değil mi Serpil? Tabii. Var öyle arkadaşlar. Ya var. Allah korusun. Sadık. Efendim baba. Sen ne yaptın, verdin mi evraklarını? Verdim verdim. Çok iyi. Bak memurluk çok önemli. Ne kadar önce verirsen o kadar önce sigortan yatmaya başlar. Aferin. Evet. Yenge. Yenge babama bir şey söylemeyeceksin değil mi? Ne olur söyleme. Vallahi bilemiyorum Serpil'ciğim. Kursa diye fırlayıp fırlayıp gidiyorsun. Sen dışarıda olanlarla gezerken evin bütün işi bana kalıyor. Baban duysa ne kadar üzülür adamcağız. O kadar para veriyor kurslara. Biricik kız eczacı olsun diye. Yenge. Yenge ne olur söyleme. Lütfen. Ne istersen yaparım. Gerçekten. Ev işlerine bana çok yardım edeceksin. Öyle dersin var, kursun var, acelen var, yok. Tamam. Tamam, ederim. Tamam. Mesela yemekten sonra bulaşıkları yıkamakla başlayabilirsin.